Herkese Farming Simulator rehber videosunun yeni bölümünden yeniden selamlar. Rehber videolarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz yeni rehber videoma hoş geldiniz. Bugünkü rehber videomuzun konusu hasat edilmiş bir tarlada bir sonraki ekime hazırlamak için hangi ekipmanlar, hangi araçlar, hangi aletler kullanılır? Bunları kısaca ele alacağız. Oyuna yeni başlayan, sıfırdan başlayan, ilk defa oynayan ve bilmeyenler için aydınlatıcı bir rehber videosu niteliğinde olacak. Lütfen baştan sona izleyin. Şimdi traktörlerimiz var diyelim. Traktörlerimizi aldık. Şimdi ben bunu tarlanın üstüne örnek olarak size zaten göstereceğim. Şimdi P tuşuna basıp markete girdikten sonra, bakın P tuşuna basıp markete girdikten sonra şuradaki simgeye geldiğinizde, ikinci sıradaki simge. Şimdi burada sabanlar var. Şimdi sabanlarla pullukların farkı ne? Şimdi sabanlar tarlayı bir sonraki ekime hazırlarlar. Bunlar traktörlerin boyutlarına göre değişir. Ancak şimdi sabanla pulluk arasında çok önemli bir fark var. Tarlayı sürerken bu ikisinin arasındaki çok önemli fark şu arkadaşlar. Eğer tarlayı sabanla sürerseniz yabani ot çıkmıyor ya da çok geç çıkıyor. Ama pullukla sürerseniz çıkıyor, hatta büyüme ihtimali de çok yüksek. Ama sabanla sürdüğünüzde kesinlikle, ben bütün tarlalarımı sadece sabanlarla sürüyorum. Hiçbir şekilde, bakın, sabanla sürdüğünüzde hiçbir şekilde ne olmuyor? Şey çıkmıyor. Yabani ot çıkmıyor. Kesinlikle sabanla sürmeniz gerekiyor. Yani sabanla sürmenizi tavsiye ederim. Sabanlar önemli. Burada sabanlar dediğinizde bununla almanız daha önemli. Evet, şunlar daha geniş yer kapsıyor. Daha büyük alanlar kapsıyor. Daha kolay oluyor ama yabani ot sürekli çıkıyor. Bu sebepten ötürü burada sabanı kullanmanız iş süresini biraz uzatacaktır. Ancak yabani ot hiçbir şekilde tarlanızda belirmeyecek veya çıkmayacak. Şimdi tarlayı sürerken sabanlar dedik. Sabanlar önemli. Peki tarlanızda tabii ki Farming Simulator 22'ye ait bir özellik olan taş. Taş özelliği var. Şöyle taş makinesini de alacaksınız. Bak, taş toplayıcılar diyor. Bakın geldik. Taş toplayıcılar. Bu önemli. Saban alıyorsunuz. Süreceksiniz tarlanıza öncelikle. Sonra çıkan taşlar var. Taşları tabii ki toplamanız gerekiyor. Sonra da ekim aşaması için tabii ki de bir ekim makinesi. Ekim makinesinde iki tane ekim makinesi var. Şimdi bu ekim makineleri arasında dikkat edilmesi gereken farklar var. Öncelikle ne ekeceğinize karar verin. Mibzerler, ekiciler diye iki sınıfa ayrılıyor. Mibzerler, normal gördüğünüz üzere buğday, arpa, yulaf, kanola, soya fasulyesi gibi normal mahsulleri ekerken, burada diğeri de ne yapıyor? Yani mibzerlerin zaten burada size söylüyor neyi ektiğini. Bu işte buğdaydır, arpadır, yulaftır. Normal tahıl türleri ekiyor. Peki ekiciler niye ekiyor? Ekiciler ise kök mahsulleri genelde ekerler. Mısır, ayçiçeği, işte pamuk, şeker pancarı. Burada ekstradan mibzerle beraber olarak soya var. Ama dediğim gibi mibzer sadece tahıl türlerini eker. Çim, yağ tohum, turpu, tahıl türleri. Ama burada ekiciler ise kök mahsullerden 4 tanesini, işte mısır, ayçiçeği, şeker pancarı, pamuk. Yani bu ikisini de birbirine karıştırmamanız gerekiyor. Mibzer ve ekicinin farkı bu. Şimdi tarlayı ilk ekim aşamasına hazırlamak. Şimdi şöyle çalıştıralım. Ekipmanlarımızı takalım ve gidelim. Tabi burada ekipmanları alırken dikkat etmeniz gereken şöyle bir olay var. Mesela pulluk taşıyacaksınız. Ya pulluk ya da diğer ekipmanlar olsun. Kesinlikle traktörünüze ağırlık alın arkadaşlar. Çünkü tartar. Tartar ve hani gidemezsiniz. Şöyle iki tane ağırlık alalım. Ağırlığı da taktığınız ekipmanın büyüklüğüne ve traktörün büyüklüğüne göre değişkenlik gösterir. Bu tarz orta boy ve büyük traktörlerde 1000 kilo veya 1500 kilo arasında bir şey kullanın. Ağırlık kullanın. Yani bu traktöre takmadığınızda ne olur onu da göstereyim hemen. Diyelim ki ağırlık takmadınız, pulluğu direkt aldınız. Şöyle gelelim. Ya bunlar önemli şeyler. Bakın şimdi. Easy. Şimdi bakın, zorlayacağım.
traktörünü birazdan kalkacak. Ağırlığı taşı şey arkadaki ekipmanı gördünüz mü? Taşırken zorlanıyor. Bakın hala önü kalkıyor. Hiçbir şekilde kontrol edemiyorum traktör. Yani bu yüzden ekipman taşırken, özellikle bu şekilde ekipmanları taşırken ağırlık bulundurmanız önemli. Yoksa böyle önü kalkar, traktör şahlanır. O yüzden bu tarz ekipmanlar aldığınızda ne yapıyorsunuz? Traktörünüze kesinlikle ağırlık takıyorsunuz. Şimdi hızlıca tarlaya geçelim. Şimdi öncelikle bilmeyenler için F1 tuşu sol üst köşede açılı ve yardım menüsüdür. Buradan neyi nasıl yapacağınızı da görebilirsiniz. Burada ne yapıyorsunuz? İşte V tuşuyla indiriyorsunuz. Ekipmanı G'yle seçersiniz. V tuşuna basar indirirsiniz. Kendiniz bu şekilde sürebilirsiniz. Bakın taşlar çıkmaya başladı ya da işçiye verelim şöyle. Tamam mı? Şimdi işçiye verdik bunu. İşçi burayı sürecek. Bakın taşlar çıkıyor. Bu taşlar eğer almazsanız ne olur? Oyundaki yani bu seneki özellik sayesinde taşlar eğer alınmazsa, hatta üstünden birkaç kere daha aynı yeri geçirirse daha çok ve daha ileride çıkıyor. Bunlar da ekipmanlarınıza zarar veriyorlar. Şimdi onu da göstereceğim. Şöyle biraz gitsin gelsin bir iki tur. Şimdi taş toplayıcı yine. Bakın aynı yere gidince taşların sayısı çoğalacak. Daha çok çıkacak taşlar. Evet, tarlayı yine işçiye verdim. O sürmeye devam ediyor. Şimdi o niye bıraktı ya sürmeyi? İşçi tarlayı sürüyor. Şimdi ben taş toplayıcıyı açacağım. Burada F1'e bastığınızda yardım menüsünden her şeyi sizler de çok net bir şekilde görebilirsiniz. Şöyle tarlanın başına geldiniz. Geri geri hizaladınız tarlanın. Tarlanın en ucunu komple kapsamanız gerekiyor. Şöyle V tuşuna bastınız, indirdiniz. V tuşuna basıp çalıştırdınız. Bakın geçtiğiniz yer, topladığınız yer. Şunu da işçiye verelim. Bu şekilde aynı ekilmiş bir tarla görüntüsünü alır. Şu an topluyor bakın taşları. Taşları topluyor, eliyor. İçine atıyor. Şöyle göstereyim. Taşları topluyor. Şimdi taş topladığı yerle bakın. Sürülen yer yani sabanlanan yer. Hala taşları. Taş toplayıcı cihazının geçtiği yer aynı ekilmiş bir tarla görüntüsünü alacak. Ve toplandığında bu şekilde olacak. Kendi kendine bir şeyler yapıyor işte. Şimdi sabanla bu baştan hemen özetleyelim. Hasat edilmiş bir tarla. Bakın hasat edildi diyor. Sonra biz ne yaptık? Sabanla tarlayı ilk kez sürdük. Yani ilk kez sürümünü yaptık. Yani sabanla tarlayı bir sonraki ekime hazırlıyoruz. Ardından taş toplayıcıyla taşları topladık. O sezon yani o mevsimde ekilen herhangi bir şey ne var mesela? Uygunda ne var şu an ekilebilecek? Mesela şu an yulaf ekiliyor, mısır ekiliyor, ayçiçeği ekiliyor. Sonra geldiniz. Hemen hızlıca şöyle bir traktör daha alalım. Şöyle bir tane aldık. Mibzer aldık. Kanola ekeceğiz. Çünkü bu mevsim yani Mart ayı kanola ekim mevsimi. Geldik. Sonra P'ye tekrar bastık. Şuradaki 3. simgeye gelip büyük çuval paletlerinden şurada sadece bu tohum alan bir araç olduğu için tohum alan yani ekipman sadece tohum alıyor. Geldik. Buradan ne yapıyoruz? Geri geldik. R tuşuna basıyoruz. Zaten F1'e bastığınızda gözükecek. Kapattık. N ile kapağı kapattık. Şimdi burada tohum seçimi yapmamız gerekiyor. Buğday var. Ama buğdayın ekim sezonu değil. Ne yapacağız? Onun için de Y tuşuyla
mahsuller arasında geçiş yapabilirsiniz. Buradan seçersiniz, mahsulü değiştirirsiniz. Hangisiyle bilmediğiniz varsa, yani o an bilmiyorsanız mahsul hangisiyle denk geldiğini. Şöyle bu kanola mesela, sarı olan. Geldik tarlamıza, seçtik mahsulümüzü. Aksi bir şey seçerseniz ne olmasa, buğday seçelim. Onu da göstereyim hazır başlamışken. Buğday. Geldiniz, bilmeden seçtiğiniz buğdayı bastınız. Bakın bu meyve Mart ayında ekilmez diyor. Bakın. Mart tarlasında ekilmez. O yüzden geldiniz, kanolayı seçtiniz. Tekrar çiçeğe verdiniz. Hangi mevsimdeyiz biz abi? Pardon, yulaf yulaf. Kanola diyorum. Yulaf yulaf ekeceğiz. Üst tarafa bakmışım. Yulaf. Bastığımızda ne yapacak? Tarlamıza o yulaf ekmeye başlayacak. Şimdi ne yaptık? Bakın 3 tane traktör çalışıyor tarlada. Hasat edilmiş bir tarlaya geldik. Sabanımızı aldık. Taş toplayıcı cihazımızı aldık. Mübzerimizi aldık. Önce sabanla tarlayı sürdük. Sonra taş toplayıcıyla taşları topladık. Ardından ekim makinesi, yani mibzer ile mevsimine uygun olan mahsulü gelip tarlamıza ektik. Yani tarlayı ilk hasat edildikten sonra olsun veya daha öncesinde olsun, sıfırdan sürdüğünüz bir tarlaya da bu aynı işlemleri aynı şekilde uyguluyorsunuz. Ha, taş kapatılabilir mi? Evet, kapatılabilir. Ayarlara gelirsiniz şuradan. Şuradan oyun ayarları var. Şurası. Burada kendinize göre ayarlayabileceğiniz oyun ayarları var. Onlarla ilgili de daha önemli bilgileri başka bir videoda söyleyeceğim. Şimdi burada ne diyor? Ekinler ve büyütme. Ekin tahribatı, yani ekinlerin üstünden araçla yanlışlıkla geçerseniz, kendi tarlalarınız için söylüyorum, ezilir. Periyodik saban gereksinimleri dediği, verimi yüksek tutmak için tarlanın düzenli olarak sabanlanmasının gerekmeyeceği diyor. Bu normalde 3 hasattan sonra bir kez, ama sürekli sabanlarsanız tarlalarınızın verimi her zaman yüksek olur. Bu yüzden sabanlama demiştim ya az önce. O yüzden önemli bir husus. Tarla taşı açık kapatabilirsiniz. Yaban ot açık kapatabilirsiniz. Ama şuradaki her şey sizin oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak şeyler. Çünkü gerçek hayatta birebir yaşanan şeyler olduğu için bunlar. Bunlar bu şekilde. Yani buradan şu traktör simgesine gelip oyun ayarlarına, ekinler ve büyütme bölümünden bunları açıp kapatabilirsiniz. Tarlaları bir sonraki ekime hazırlarken önce sabanlıyoruz, sonra taşları topluyoruz, sonra mevsimine uygun cihazı alıp mevsimine uygun olan meyve türü, yani ekin türünü istediğiniz şekilde tarlaya kendiniz ekin veya hiç yere, hiç fark etmez, bu şekilde ekiyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu videomuzda ilk hasattan sonra ekim nasıl yapılır, hangi ekipmanlar kullanılır, sizlere onlardan kısaca bahsettim. Bu bölümümüzü burada bitiriyorum. Başka rehber videolarında buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipten ayrılmayın. Görüşmek üzere.